Sizi buraya niçin çağırdığımı biliyorsunuz. Evet. Beyefendi söylemiştim. Vedat'ı korumak için adamlarınızı hastaneye göndermiştiniz. Kimden şüpheleniyorsanız söyleyin. Ben de devletin savcısı olarak görevimi yapayım. Bakın görevinizi yapmaktan alıkoyacak falan değil. Bana gelince... devletin karşısında boynumuz kıldan incedir. Ama şu yapmıştır, bu yapmıştır diye bir isim de veremem. Çünkü bilmiyorum savcım. Anlıyorum. Belki de Cancala'yı korumaya çalışıyorsunuz. Cancala olduğunu nereden biliyorsunuz? Vedat mı söyledi? Hayır. Ama Cancala'nın bunu yapmak için çok iyi bir sebebi olduğunu biliyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Bakın benim tanıdığım Cancala gidip eski damadını vurursa tıpış tıpış polise teslim olurdu. Demek ki Cancala'yı sandığınız kadar iyi tanımıyormuşsunuz. Tamam. O zaman benim yerime onu sorgulamanız gerekmiyor mu? Öyle yapacağım zaten. Soracağınız başka bir şey yoksa ben artık işime geri dönebilir miyim? Teşekkür ederim. Sen gir babacığım, ben geliyorum. Bana neden haber vermediniz? Unutmayın, sadece babamı değil, sizi de temsil ediyorum. Savcı arkadaşın çağırınca kimseye gerek görmeden gittim ifademi verdim çıktım. Bu arada babanın benden çok sana ihtiyacı var çünkü savcı onun yaptığına inanıyor. Siz de mi buna inanıyorsunuz? Görüşürüz. Efendim Leyla. Cezayir ne oldu? Savcı tahmin ettiğim şeyi mi sordu? Neyi tahmin etmiştin? Maruf. İçeri girdim, ifademi verdim, çıktım. Kimse bir şey merak etmesin. Peki savcı? Leyla ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? Yok teyze, kötü bir şey. Nedir da bu Maruf meselesi? Gelince kendisine sorarsınız teyze. Tabii anlatırsa. Var iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende var iki cihan, ben bu cihana sığmazam.